Söyle Can. Sancar Bey, Nare Hanım yine otelimizde. Haber vermemi istemiştiniz. Online restoran kameralarından bir bakın isterseniz. Tamam tamam kapa. Bakacağım şimdi. Karıştırıyorsun Sefi'nin kızı. Eğer yine numara çeviriyorsan var ya, yaktım seni. Aman da aman, benim torunum evimin kızımı olmuş. Maşallah, maşallah kızım ha. Gel alıcım buraya, koyalım ortaya. Hoppa, aferin sana ya. Ellerine sağlık. Pişt. Babam tabii ki isteyebilirsin. Bir şey mi oldu Meleğim? Yok olmadı da yarın torunun ne varmış? Ben de gelebilir miyim diyecektim. De sen toyu nereden duydun ki? Annenle mi konuştun? Yoo. Saçlarımı tararken Elvan yengem söyledi. Dedi ki yarın baban zeybek oynayacak dedi. Ha. Peki şöyle yapalım mı? Yarın toya gidemeyiz. Ama? Ama? Ama anneni görmeye gidebiliriz. Annem toya gelmeyecek mi zaten? Annen toya gelmeyecek, biz de toya gitmeyeceğiz. Ama istersen anneni görmeye gidebiliriz. Yaşasın. Aa. Hadi gel yemeğe gidelim. Babam ben yemeğe gelmesem? Ama salatayı ben yaptım. Gülsüye abla çok acık yardım etti. Hadi o zaman bakalım neler yapmış bizim kız. Sağ ol Elvan. Kahvemi içeyim, gidip yatalım tamam mı? Sağ ol kızım. Sadece araman gerekiyordu Sefer'in kızı. Gelince araman değil. Konuşmamız lazım Sancar. Çok önemli. Bekle geliyorum. Annem mi geldi? Ben de geleyim mi? Anne! Anneciğim! Thank you.
kokunu özlemişim. Ben de çok çok çok, gökyüzü kadar çok. Oh, bakayım ya. Bakayım ya senin suratına. İyi misin? İyiyim. Sadece seni özlüyorum o kadar. Bir de sen hiç buldun ya, beynizi mi alırsın? Yakında. Söz. Alo. Abi neredesin? Ağırların arkasına git. Orada görmezler seni. Hayır, gerdanlığı getirdim sadece. Küpeler anlaşmada yoktu. Biraz melekle kalır mısın? Kalırım tabii ya, kalman mı? Fıstık Hanım, sen şimdi Kavruk'la bekle. Biz de biraz babanla konuşalım, tamam mı? Tamam. Gel bakayım, gel. Seninle her şey oynar ya. Neymiş önemli konu? Aslında iki konu var. Babam Muğla'da. Katsumi'yle daha önceden tanışıyorlarmış. Az önce hep birlikte yemek yedik. Tabii senin bütün bunlardan haberin vardı çünkü kameradan izledin. Hatta sana anlatacak mıyım diye de pusuya yatıp bekledin değil mi? Sana güvenmediğim sır değil Sefer'in kızı. Sizin hatlar karıştırıyorsunuz. Karıştırıyorsunuz değil, karıştırıyor olacak o. Çünkü babam kesin bir şeyler çeviriyor Sancar. Ama ben ne olduğunu bilmiyorum. Bilmiyorsun. Bilmiyorsun da babanı niye otelime yerleştirdin? İşte babamın ne çevirdiğini bilmediğim için. Ama anlayacağım. Sen adamlarına söyleyeceksin. Ben de sabah siz toyda Katsumi'yi ikna ederken otele gideceğim. Babam otelden çıktıktan sonra da babamın odasına gireceğim. Belki bir şeyler bulurum. Toyda Katsumi'yi ikna ederken. Ya sen laftan sözden anlamıyor musun Sefer'in kızı? Toy yok, kasım yok, Gediz'le barışma yok, bitti gitti. Sancar, sessiz ol. Hadi gel şurada konuşalım. Sana bir teklifim var. Ne teklifi? Kızımdan ayrılıp buradan gidemem ama bana geçen gün Gedizler'de söylediğin şeyi yaparım. Bana bir ev tutarsın, çalışmam. Sen bakarsın bana. Tartışmayacaksın tabii çünkü hiçbir şey yok. Sefer'in kızı. Buralardan gideceksin. Seni görmeyeceğim. Ha gitmeyeceksen de öyle ortalarda dolaşmayacaksın. Ben sana bir ev tutarım. Dayarım düşerim. Ortalarda gözükmezsin. Ben sana bakarım. Hiç kimseyle görüşmem. Gediz'le bile. Sadece kızımı görürüm. Sen de istediğin zaman alıp buraya getirirsin meleği. Ne karşılığında? Sadıçlar ayrılmayacak. Benim yüzümden bir tarih yok olmayacak. Bunun karşılığında. Deprem evinde oturacak işte. Hiçbir şeyi yıkmayacak. Sen de medeni bir adam olmak zorunda kalmayacaksın.
Evet mi, hayır mı? Kızımı bir gün alabilirsin. 3 gün. Sen de yarın Kito'ya gelip Gediz'le barışırsın. 2 gün. Gediz'le asla eskisi gibi dost olmam. Ama ortaklık devam eder. Anlaştık. Getirdin mi gerdanlığı? Gerdanlık, merdanlık yok. Bana yamuk yaparsan Halis Efe'nin planını sabahsı devreye sokacağım demedin mi? Nare hak ettiğini bulacaksa ben ne yapayım, değil mi?